Aslında maçın belki birinci dakikası bize maçın nasıl geçeceğini gösterdi. Yani çok hızlı bir şekilde rakip kaleye gittik. Rahat bir şekilde gittik. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Bunları tabii ki yani maçın başından sonuna kadar aslında kendi kalitemizin altında değerlendirdik. Rakip ceza sahasında buluştuğumuz toplar, oraya rahat girişlerimiz. Özellikle kanatlardan hücumda çok rahat şekilde pozisyonlar bulduk ama bence bugünkü ofansif oyunumuza göre yani bitiriciliğimiz daha iyi olsaydı belki çok farklı bir skor elde edebilirdik. Yani maçın sonunda da 1-0'la bitirmek aslında her zaman risk. Maçın sonunu bu şekilde görmek her zaman risk. Ama dediğim gibi bugün sonlandırmada yaşadığımız problemler aslında skorun burada kalmasını sağladı. Rakibimiz tabii ki kendi gücüne göre mücadele etti. İkinci yarım başında bir iki tane kalemize tehlikeli atak oluşturdular. Onun dışında bütün maç kendi isteğimizle geçti. Oyun içi değişiklikler yaptık. Aslında bu maç için daha rahat bir şekilde belki ikinci golü bulma şansımız olsaydı daha erken değişiklikler de planlıyorduk. Çok fazla oynayan, üst üste oynayan oyuncularımızı bu maçta dinlendirmek de istiyorduk. Ama günün sonunda baktığımızda maç 1-0 devam etti ve yine tabii ki her 3 puan önemli. Bugün de önemli bir 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 5 maç üst üste kazandık. Hedefimiz tabii ki bir sonraki maç Ankara Gücü maçında kazanarak yolumuza devam etmek. Yani biz bunu daha önce hep konuşmuştuk. Geçen sene de birkaç maç bunu denemek istemişlerdi. Bugün özellikle bunu denediler. Ben demin onu söyledim yayıncıda da. Yani buna onların denemelerine saygı duyuyorum. Tabii ki direkt vuruş da kaçabilirdi. Bu şekilde kaçtı. Oyuncularım orada bir sorumluluk aldı. Mauro daha önce de bunu yapmıştı biliyorsunuz. Böyle bir organizasyon yapmışlardı. Bunu da hep geçen seneden beri denemek istiyordu. Ben şeyi de söylemek istiyorum. Yani burada ne rakibe ne oyuna karşı bir saygısızlık. Futbolun içerisinde olabilecek bir şey bu. Bu tür denemeler daha önce de yapıldı. Böyle bir sorumluluk aldılar ve o pozisyon kaçtı. Devamında Mauro golünü attı ve yine Galatasaray için önemli bir 3 puanda büyük rol oynadı. O yüzden ben orada oyuncularımın verdiği katkıya saygı duyuyorum. Yani kaçırabilirler, hata yapabilirler, gol kaçırabilirler. Ben Kerem tabii topun başına geçince Kerem'in atacağını düşündüm. Yani demin de söylediğim gibi yani bunu daha önce konuşmuştuk. Bir maçta bunu hep yapmak istiyorlardı, denemek istiyorlardı. Bugün denediler. Ama dediğim gibi yani gol de kaçar, penaltı da kaçar. Burada oyuncularımın verdiği kararın yanındayım.